Evet, çok değerli iki hocamla birlikteyiz. Konumuz korona günlerinde psikoloji olsun mu? Psikiyatri olsun. Psikiyatri olsun. Peki hocam. Yani korona günlerinde psikiyatri. Hepinize merhaba. Hepiniz benden çok daha gençsiniz. 63 yaşından sonra sokağa çıkma yasağı var. Ben 67 yaşındayım. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Sapasağlamım. 65 yaşından küçükleri genç. 65 yaşından büyükleri de çok yaşlı olarak görmeyin. Ben kendimi asla ve asla yaşlı olarak görmüyorum. Zorla insanları evlerine kapattığınız zaman bundan hiç memnun olmayacaklarını kendi adıma da size bildirmekten zevk duyarım. Sonra yaşlılar var, çocuklar var, çok önemli. Nesi önemli? Onlara korona kaptıracağız diye değil. Yaşlılar ve çocuklar dayanaklarını kaybetme korkusu içine giriyorlar. Çok bizler fark etmeden, ya oğluma bir şey olur da ben yapayalnız kalırsam, ya babama, anneme bir şey olur da ben çaresiz kalırsam, bu da çok önemli. Ruh sağlığı açısından pek insanların önem vermediği, geceleri bazen alkışlayıp bazen salağa okudukları bir grup var. Sağlıkçılar ateşin en önünde dövüşüyorlar şu anda. Yani bunu anlamak çok zor, şundan dolayı zor. Bir de başımız belada ayrıca. Damgalama diye bir şey biliyorsunuz. Yaşlılar damgalanmış durumda. Sokakta bir takım terbiyesiz gençler yaşlılara etmedikleri hakarette yok. Sırf yaşlı oldukları için mikrop saçan hastalar olarak görülüyor. Halbuki biz yaşlıları korumak için evlere kapatıyoruz. Birbirimizden dahi korkar durumdayız. Ve size yemin ederim ki apartmandaki diğer insanlar ürküyorlar. Eğer asansöre binecek olursak koşa koşa asansörden inecekler. Kapıda karşılaşacak olursak bahçenin arkasına doğru kaçacaklar. Damgalama bu. Bu ne işe yarıyor? Bir hastalık belirtisi ortaya çıktığında kimse ya ben öksürüyorum demeyecek. Gizlenecek, saklanacak. Yani toplum kendini koruyayım derken, o kişiler kendini koruyayım derken daha büyük bir tehlikeye kapı açıyorlar. Damgalama ile başa çıkmak biraz zor. Her zaman, her toplum, her zor anda kendisine bir günah keçisi bulmuştur. Şimdilik günah keçileri yaşlılar olarak gözüküyor. Bundan kısa bir süre önce göçmenlerdi. Bir ara çok kısa bir dönem umreden dönenler üzerine oynandı. Bunlar da tek tek bir günah keçileri veya suç işlemiş tırnak içinde insanlar bulacağımıza genel bir toplanma içinde nasıl önlem alabiliriz üstünden gitsek daha iyi olur. Sayın hocam şey diyorlar, karı koca evdeyiz, ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz bilmiyorum ama boşanacağımız kesin diye karikatürler dolaşıyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı? İki birbirinden ayrı yaşayan küme vardı. Şimdi bu küme aynı kümesin içine tıkıldı. Yani ortada sorun çıkmama ihtimali yok, çıkacak. Boşanmak için böyle bir bahane arayanlar boşansalar iyi olur. Başka zarar vermesinler de çok istiyorlarsa boşanabilirler. Hocam biz evde yemek pişiriyoruz. Karı koca yemek yarışına girdik. Karım 20 yıldır yemek pişirmiyordu, şimdi yemek pişirmeyi tekrar hatırladı. Kızımı biraderleri bulup oynamaya başlayanlar fasulyelerle falan oynuyorlarmış. Hocam kavga etmek de bir ilişkidir. Kavga etsinler mi? Harikulade boksa dönmeden. Ve de mümkünse tabii boks işin şakasıydı ama senin de anan zaten 22 yıl önce bana şöyle demişti gibi eski defterleri çok karıştırmadan tatlı tatlı birbirlerini kaşımalarında da hiçbir zarar görmüyorum açıkçası. Tabii birileri ev içinde de uzak durunduruyor yani ben karımdan uzak duracağım da yani daha çok yaşayacağım diye bir kural olsa boşanırım zaten yani öyle bir şey yok. 65 yaş üstü kişileri konuştuk. Peki bunların yakınlarının bu dönemde yapması gereken şeyler ne? Paniğe kapılmadan, çok koruyucu olmadan, planlı bir şekilde onlara destek vermek. Kısa kısa temaslar kurmalıyız. Hep aynı kişi temas kursa daha iyi olur. Bir oğlumuz, bir kızımız, biz değil de yani birçok kanaldan gelmesin. Ne geliyorsa dışarıdan. Bana öyle geliyor ki bu 65 yaş sınırında bir tuhaflık var zaten. Ben hasta olacağıma hiç inanmıyorum. Hiçbir şey bana olmayacakmış gibi geliyor. İşte burada duruyorum, bakıyorum. Benim bütün yaşıtlarım da inanın benim gibi düşünüyordur. Ben bir hekimim. Devlet bana git çalış diyor. Hatta emekli olduğum halde git çalış seni emekli falan da etmeyeceğim. Senin görevin bugünler içinde diyor. Ama diğerlerine böyle bir şey diyen yok. Evde otursalar,
kendi sağlıkları açısından çok daha iyi olur. Yani hem nalına hem mıhına cevap veriyorum. Bana sanki bir şey olmayacak gibi geliyor. Eminim yaşıtlarıma da öyle geliyor. Ama yaşıtlarım dışarıda bir işe yarayacakları pek belli olmadığı ve bakanlık da onlara git çalış emri vermediğine göre adam gibi evde otursalar hem bizim işimizi kolaylaştırırlar hem kendilerine de eve de mikrop getirmemiş olurlar. İnsanı insandan korkacak hale getiriyor bu virüs belası. Doğru. Ama Allah'tan inşallah bir iki ay içerisinde tamamen bunlar kaybolacak. Bunlar kaybolduğu zaman hala bu stresin etkisi kalır mı insanoğlunda? Sanıyorum mesafelerimizi biraz daha açmayı öğreneceğiz. Bu güzel bir şey olacak. O kadar iç içe yaşamamayı, o kadar birbirimize hesap vermemeyi bana öyle geliyor. En azından daha çok el yıkamayı, bunu sormadınız ama daha çok el yıkamayı öğreneceğimize eminim. Hocam bu bir savaş. Tüm insanlığın beraber yönettiği bir savaş. Virüs savaşı sonrası post-travmatik stres yaşanacak mı? Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Tam tersi bile olabilir. Umut ederim ki de öyle olur. Daha birbirini tolere edebilmeyi birlikte yaşayaraktan bunu da görebilirler. Bundan hayırlı bir şey çıkabileceğini umut ederek bu virüsü yeneceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha çok beklersin. 2-3 ay daha bekleyeceksin. Ya bu virüsü yeneceğimiz kesin. Yani insanlık hangi virüsü, hangi bakteriyi yenmemiş ki bunu yenmeyecek? Ama hemen değil, bu hafta sonra değil. Ha, bu hafta sonra değil. Herhalde bu yaza kadar bekleyeceğiz. Yazın güneşli günler göreceğiz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.